Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere M9 Ruhalpesi 3. hafta görevinde bulunan renkli yıl dönümü esnasında Nimbus Adası'nda 50 taneden fazla aynı renkli paralardan topla görevin nasıl tamamlanır? Bundan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Eğer görevi tamamlarsanız 75 Ruhalpesi puanı kazanıyorsunuz. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Bu görevi bir maçta yapma gibi bir zorunluluğunuz yok. Birden fazla maç atıp da tamamlayabilirsiniz. Levik ya da Erangel fark etmiyor. İstediğiniz modda girebilirsiniz. Şimdi Nimbus Adasına inip paraları toplayalım. Bu arada Nimbus Adasındaki jetonlar hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Kafanızın rengindeki jetonları toplarsanız iki jeton veriyor. Farklı renkli jetonları toplarsanız bir jeton veriyor. Ee, şöyle yapın: Kafanızın renginde olan jetonları toplayın. Sonrasında renk değiştirme yerine gidin ve renk değiştirme yerinden kafanızı rengini değiştirip o renkteki jetonları toplayın. Şimdi zaten maçta sizlere göstereceğim. Temamız açık bir şekilde maça giriyoruz. Livik ya Erencil fark etmiyor. Bu görevi tek bir maçta tamamlama gibi bir zorunluluğunuz da yok. Şu an kafam sarı. Sarı jetonları topluyorum. Bakın gördüğünüz üzere iki tane jeton aldım. Dört tane verdi. Kafanızla aynı renkte olan jetonları toplarsanız iki veriyor. bu şekilde. Şimdi gezip sarı jetonları topluyorum. Şimdi sarı jeton bitti. Renk gelip buradan değiştiriyoruz. Şimdi pembe jetonları topluyoruz. Sarı jetonlardan 16 tane kazanmışız. Şimdi bakın. Aynı renkten topladığımız için 2 veriyor. Farklı renklerde toplarsanız 1 veriyor. Şimdi bakalım. 30 etti. Şimdi rengimizi değiştirelim. Ve farklı bir renkte toplayalım. Bu sefer de mor verdi. Bakın mor da burada. Ada kaybolmadan toplayabildiğimiz kadar jetonu topluyoruz. Şimdi inelim bakalım kaç jeton topladık. 46 tane toplamışız. 50 bölü 46 olarak gözüküyor. Şimdi de e, mavi adaya gidelim kış adasına. Kış adasında da jetonlarını nasıl toplayacaksınız? Jetonları e, renklere göre nasıl toplayacaksınız? Bunu göstereyim. E, Livik'te Sarada'ya gittik Antik Gizem Adası'na. Antik Gizem Adası'nda 46 tane jeton topladık. 50 bölü 46 olarak gözükür. Şimdi Erangel haritasına gireceğiz ve kış adasına geçeceğiz. Kış adasında nasıl renk değiştireceğiz ve ne kadar jeton toplayacağız bir de ona göz atalım. Şu an Erangel'de kış adasına iniş yapıyorum. Kafamın rengi pembe. Şimdi pembe jetonları toplayacağız. Şöyle bir göz atalım. Bakın burada morlar var. Çantamda jeton yok gördüğünüz üzere. Aynı renkte olduğu için iki jeton veriyor. Bir tane de farklı renkte alayım. Size bir göstereyim. Bakın, bir tane verdi. Şimdi biz tekrardan aynı renge dönelim. Bu görevi kolay yapmanın püf noktası Önce kendi yani kafa renginizde olan jetonları toplayacaksınız o jetonlar bittikten sonra gidip renginizi değiştirip Bu sefer de gelen rengin jetonu toplayacaksınız bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz bir maçı tamamlama gibi bir zorunluluğunuz yok Birden fazla maçı tamamlayabilirsiniz İlla kış adası ya da antik gizem e, Nimbus adasında yapılacak diye bir kural yok İstediğiniz adayı atlayıp istediğiniz şekilde görevi tamamlayabilirsiniz Şimdi rengimi değiştiriyorum. Aynı renk verdi. Tekrar renk değiştiriyorum. Sarı verdi. Şimdi bakalım sarı nerede? Burada vardı. Bakalım kaç jetonumuz var? 21. Şimdi tekrar renk değiştiriyorum. Bu sefer yeşil verdi. Dışarıda yeşil jeton görmüştüm. 57 etti. Şu an bir maçta görevi tamamlamış bulunuyoruz. Bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bu arada aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ya da istediğiniz yani çekmemi istediğiniz bir video olursa da yorumlar kısmında e, Görüşlerinizi bir belirtebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.